Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu cupcake'in yapılışını anlatacağım. Neden burası böyle diye soranlarınız vardır. Çünkü bu buradan alttan anahtar çıkıyor. Bir anahtarlı cupcake olacak. Kırmızı yerinden çekince kirazından içine giriyor. Ve boyu da yeterli. Şurada azıcık kalmış. Eğer siz onu kalmasın diyorsanız bir süre daha örüp, tabii kendi anahtarınızın boyuna göre. Benim anahtarım bayağı bir uzun. Evet, yapılışına başlayalım isterseniz. Bunun için kırık beyaz kullandım. Bir tane kahverengi. Üstteki çikolataları için kahverengi ve pembe çikolatalar kullandım. İstediğinize göre burayı renklendirebilirsiniz. Başlıyorum. Tığımı 2,5 numara kullandım. Yer belirleyicim. İğnem. Makasım ve iplerim var. Şimdi kırık beyaza başlıyorum. Her zaman olduğu gibi sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Ve geçirdikten sonra bir zincirle içine 6 tane sık iğne örüyorum. 1. Bu arada arkadaşlar, beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Elif'in Hobi Dünyası. Twitter'dan da Elif'in Hobi Dünya. Facebook'tan da Elif'in Hobi Dünyası olarak takip edebilirsiniz. Orada gün gün yaptığım oyuncakların, anahtarlıkların fotoğrafını paylaşıyorum. Ve benim arkada kendi çapımda küçük bir botanik bahçem var. Oradaki bitkilerimi de paylaşıyorum. Evet. İpimizi çektik ve bir yuvarlak yapmış olduk. İlk sık iğneden batacağım içine. Ve ikinci sırada her deliğe çift olmak üzere sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İlkini battıktan sonra ben buraya yer belirleyicimi takıyorum. Ve yine aynı deliğe tekrar batıyorum. Burada inşallah video sallanmıyordur. Yeni bir tripod aldım. O biraz sallanıyor ama kusura bakmayın. Evet, bu sırada her deliğe çift batarak ikinci sıramızı da tamamlayacağız. Son iki ilmeğim kaldı. Ve sonuncuya da batıyorum. Evet. Üçüncü sıramdayım. Üçüncü sırada da bir tek, bir çift olarak toplam 18 sık iğneyle sıramızı tamamlayacağız. Bir tekimi yaptım. Yer belirleyicimi koydum. Şimdi çifti yapıyorum. Yine tekrar tek ve tekrar çift olmak üzere sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, üçüncü sırayı da 18 sık iğneyle tamamlamış bulunuyorum. Dördüncü sıraya geçeceğiz. Dördüncü sırada da yine bir tane sık iğne yapıyorum ve yer belirleyicimi takıyorum. Burada iki tek bir çift yapacağız. Birinci tekimizi yaptık. İkinci teki yapıp üçüncü deliğe çift batıyorum. Sonra tekrar iki tek, birinci tekim, ikinci tekim ve çift. Sıra sonuna kadar da bu şekilde iki tek bir çift olmak üzere tamamlıyorsunuz. Dördüncü sıramızda 24 sık iğneyle tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza geçiyoruz. Beşinci sıramızda da 3 tek bir arttır yapıyoruz. Birinci tekimi yaptım. Yer belirleyicimi koydum. 2, 3 ve bu deliğe çift. Beşinci sıra sonunda da 3 tek 1 çift yaparak toplam 30 tane sık iğne ulaşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 5. sıramı da tamamladım. Toplam 30 sık iğne var. Bu ördüğüm yalnız bundan bir tık ince olacak. Ben bunu hani büyük olmuş gibi gördüm. Bilemiyorum, hani siz ne düşünürsünüz.
Bir tık geniş gördüm. Bunu bir sıra daha küçük yapacağım. Boy aynı olacak ama. Şu an 30 skeneden indirmeye başlayacağım. Bu 36 skeneden indirdiğim cupcake'im. Yani bunda 5. sıradan 3 tek 1 çiftli 30 yapmıştım. Bunda bir sıra daha devam edip 4 tek 1 çiftli 36'dan indirdim aşağı, yani düzördüm. Bunu da 30'dan indireceğim. Böyle yapmak isterseniz bir sıra daha örüp 36 yapıp ondan sonra dediklerimi uygulamaya devam edersiniz. Şimdi ben bir sıra daha küçük yapmak istediğim için burada bunun arttırmasını tamamlıyorum. Şimdi 4 sıra boyunca her deliğe bir kere batacağım. Yani şu an 6. sıraya geçtik. 6, 7, 8 ve 9. Yani tam 9. sırada dahil olmak üzere her deliğe birer kere batacağım. Ve battıktan sonra tekrar videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 sıraya ördüm. 10. sıradayız. Zaten fark ediyorsunuzdur. Şunları şöyle yan yana koyarsam birazcık daha küçük gibi duruyor. Hatta şöyle üstüne koyayım. Buradan gördüğünüz gibi çıktı alttaki kısım. Ya istiyorsanız tabii biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bir de küçüğü denemek istedim. İlk önce şu arkadaki ipten kurtulalım. Tamamen çekip düğüm atalım buraya. Evet. İsterseniz bu aşamada süslemesini yapabilirsiniz. Çikolata kısmını. İsterseniz ilerleyen zamanda, ama bu kısımda yapmanız sizin için daha kolay olacaktır. Bu arada komik bir şey söylemek istiyorum. Ben bu süsleme için bir yol denedim fakat içi seni dışı beni derler ya, o durum oldu. Bakın. İçi böyle karman çorman oldu. Bunun için ben bir fikir düşünemedim şu an. Yani bir B planım yok şahsen. Eğer sizin varsa bana bunu yazabilirsiniz yorumlarda. Yoksa da eğer benim gibi yapabilirsiniz. Size kalmış olan bir şey. Ama böyle de anahtarlık takılmıyor yani. Çünkü bu ayrıca iki katlı bir ipten yaptım. İsterseniz hasır ipten de yapabilirsiniz. Ama ben burada hasır ip gözükmesin diye ipin devamı şeklinde gözükmesinden yanayım. Evet, devam edelim. Ben burada yine eski usul aynı taktiğimle süslemesini yapacağım. Böyle bir kısa bir ip kopartın. İpimize geçiriyoruz. Tabii bir kısmı düğüm yapmayı unutmayın. Burada rastgele süsleme işi size kalmış. Genelde tabi çapraz çapraz yaparsanız eğer daha çok benzeyecektir çikolataya. Mesela ben burada battım. Buradan bir üstündeki sıraya iki yan tarafına batıyorum veya bir yan tarafına batıyorum. Çikolataların büyüklüğünü belirleyebilirsiniz. Şöyle oldu mesela bir tanesi. Bunları da çok fazla sıkmayın. Sıkarsanız büzülecektir. Biraz gevşek bırakırsanız daha güzel olur. Bu süsleme kısmını rastgele yapacağım. Şöyle bir şey var. Çevire çevire yaparsanız, hani mesela bir buradan batıp bir karşıdan batarsanız arasında böyle bir köprü olur ipinizde. Böyle dolana dolana yaparsınız en azından bu konuda fena değil yani bu fikir. Donla donla yaparsanız çok da ortalarda gözükmeyecektir. Evet, süsleme işlemi bittikten sonra videoya devam edeceğim. Bu arada pembe çikolataları bitirdim ama bunu
İçinde kaybetmek ve düğümleme konusunda göstereyim nasıl yaptığımı. Burada mesela burada bitirdim. Burada herhangi bir beyaz ipe batıp normal bitirme tekniğiyle bir daha göstereyim. Battım. Burada bir yuvarlak oluştu yuvarlaktan. İpimi geçirdim. Geçiremedim. Burada bir düğüm oluşuyor. Tabii burada bayağı bir saniye halledip geliyorum. Evet, demin pembede takılmıştık. Onu da buraya bir düğüm atarak hallettim. Şimdi burada yine herhangi bir yere batıp tabii böyle dikkat edin. Beyaz ip araya karışmasın. Şu an karıştı çünkü. Bunu çıkartalım ilk önce. Evet. Tekrar buradan geçiyorum. Burayı düzeltiyorum. Ve burası bir düğüm oluştu. Yanına bir daha yapayım. Demin böyle yaparken düğüm yaptım ama. Evet. Sarı olmadı. İşte şurası da kilitledik. İşte burası tepe kısmı bu kadar. Tabii bir son bir sıramız daha var tepe kısmında. Şimdi 9 sıra örmüştük. 10. sıramızda bilo yapacağız. Yani bilo kendine bakan taraf değil, arka tarafından. Şu belki bilenleriniz vardır illaki. Şu V'nin bana bakan değil, içe dönük bakan tarafını alıyoruz. Normal sık iğne yapıyoruz. İlkini battım. İkinci de bir daha gösteriyorum. Ön taraf değil, arka tarafından. İkini alıyoruz. Normal sık iğne yapıyoruz. Tekrar. Ön taraftakiler kalıyor. Böyle bir sıra olacak. Tekrar yapayım. Biraz daha yapayım. İşte şu şekilde. Sanki altında bir tane daha varmış gibi gözüküyor. Bu sırayı da boydan boya bilo yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra filomu da ördüm. Yine ilmek belleğime geldim. Bu sırada kahverengi ipe geçiş yapacağız. Battığım yerden şey yapıyorum ama buradan bunu dolayıp geçirmeyeceğim. Kahverengi ipi dolayacağım bu sırada. Kahverengi iple çıkıp bir kez zincir atıp yandaki sık iğneye batıyorum. Bunları da buradan çekelim. Hatta beyaz olan ipi kestim. Bunları birbirine bağlayacağım. Çıkmasın diye. Bu fazlalıkları kesebiliriz. Evet, demin battığım yere ilmek belirleyicimi takıyorum. Ve bundan sonra tamamen düz gideceğiz. Mesela ben bunun için 12 sıra kahverengiyi düz gitmişim. Bu altta da var tabii. 12 sıra boyunca düz gitmişim ve bir çelik kapı anahtarı için, sizinki de böyleyse, benim için yeterlidir. Siz tabi bunu biraz uzun veya kısa tutabilirsiniz. Ben kreması daha hani küçük gözükmesin diye uzun tutmak da istedim. Tabi anahtarınız küçükse bu kahverengi kısmı biraz daha küçük tutabilirsiniz.
Anahtarınızın boyu kadar kahverengi yeri sıra olarak devam ettirin. Bu sırada bir sınırlandırma yok. Fakat bu anahtarı içine hani diyelim aldınız. İçine şöyle oturtturup bakın ortalama ne kadar dışarıda kaldı. Ve bu şekilde anahtar boyunu kapatıncaya kadar yaklaşık ben 10-11 sıra örüp geleceğim. En son olarak şu pıtırcık kısmıyla vişnesini göstereceğim. Kahverengi yeri örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şu an 10. sırayı yani kahverengideki 10. sırayı bitirmek üzereyim. 10 sıra yetiyor. Bu anahtar için. Siz isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Bu kısım arka tarafta kalacak. Ön kısım burası olacak. Şimdi geldim. İlmek kaydırma yöntemi yani CC ile bitireceğim. Yanındakine batıyorum. İkinci defa dolamadan tekte geçip zincir atıyorum. İşte bu kadar. Bunu sonra gizleyeceğiz arada. Şimdi şuradaki pıtırcıklarını yapacağız. Kremanın altındaki. O yüzden alalım beyaz ipimizi. Şimdi bu blo yapmıştık ya. Dışlarda çizgi çizgi şeyler var. Yani mesela şu. Sonra onun yanındaki, onun yanındaki. Bunlara batacağız biz. Ya buradan gelip buraya kadar. Bunlara batarak o pıtırcıkları yapacağız. Şimdi mesela bir tanesini göstereyim. Buradan. En son şurayı alta saklayacağız. Bir zincir attım. İki. Ve üç. Pardon, ikiydi. İki zincir attık. Başına doladım. Tığın başına doladım. Burada içine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk sırada tabii bu. İki. Yani toplam zincirimizle birlikte üç tane trabzan olduğu gibi. Yanındaki çizgiye batıp buraya bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar ta ip dolayıp diğer tarafa 3 kere ikili trabzan. 1. Aynı deliğe atıyoruz bu arada. 2 ve 3. Aynı deliğin içine 3 adet ikili trabzan yaptık. Diğer taraftaki sık iğneye batıp burayı kere sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine ipi alıp diğer tarafa bir deliğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar diğer tarafa bir sık iğne ve tekrar 3 tane ikili trabzan sık iğne, 3 ikili trabzan sık iğne olarak bütün kremayı bu şekilde pıtırcık yapacağız. En sonunda göstereceğim bağlamayı ve içine gizlemeyi. Burayı bitirip geliyorum. Evet, son bir pıtırcık daha yapacağım. Bu arada ben şeyin üstünden yapıyorum. Bu tarafın üstünden yapıyorum. Ve çiçekler yani bu taraftaki pıtırcıklar göçük göçük oluyor. Yani şu şekilde değil. Mesela bunu tam tersi altından yapmıştım. Pıtırcıkları biraz daha dolgulu gözüküyor. Pardon, kameraya uzak. Dolgulu gözüküyor. Bu da biraz daha oval oval gözüküyor. Yani içeri taraf. Bu kısım. Bundaki kısım da burada.
Hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Üstten örerseniz böyle, kahverengi taraftan bu tarafa doğru giderseniz, yani sağdan sola doğru giderseniz de böyle oluyor. Ben tam tersi soldan sağa doğru gittiğim için bu şekilde oldu. Bir, iki, bir tane daha yapacağız. İki de trabzan. Ve son olarak şuradaki son kalan yere sık iğne yapacağım. Ve ipimi kesip aşağıda şu iple aşağıda birleştirip düğüm atacağım. Bunun için de iğneyle. Ah, sallandı. Buradan arasından ortadan çıkartıyorum iğneyi, bir tanesini soktum. Diğerinde eğer ipleriniz kısaysa ilk önce iğneye sokun. Sonra ipi delikten geçirip aşağıya geçir. Evet, bu da aşağıya geçti şu an. Çeviriyorum. Tabii bu kısımda biraz çevirmek zor. Hem bu diğerine oranla biraz daha dar oldu. Şu ipleri birbirine bağlıyorum. Ve kesiyorum. İşte şu şekilde. Burası arkası oldu zaten. Burası ön kısmı. Şimdi tepesinin vişnesini yapmadan önce şu kahverengi ipi de gizleyeyim. Bu da buradan rastgele ama genelde üstteki iplikleri almaya çalışın. Zaten göreceksiniz. Kat kat bir dalga dalga kısımları var. Mesela şu şekilde kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama buraya gizleyeceğiz. Buradan geçirdikten sonra şu şekilde ve buradan makasla kestik. İşte hiçbir şekilde belli olmuyor. Dıştan da öyle belli değil. Evet. Şimdi vişnemizi de yapalım. Anahtarımızı da içine koyalım. Ve bitsin. Vişnemiz için yine her zaman olduğu gibi sihirli halkamız. Ve bu sefer içine 4 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar sıkıyoruz. Yine her deliğe çift olacak şekilde toplam 8 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4. Tabii bu küçük olduğu için size doğru kıvrılabilir. 3. sırada düzeliyor zaten. Pardon, evet 3. sırada. 7 ve 8. Şimdi yine bir sık iğne, bir çift yapacağım. Toplam 12 olacak.
Bir zukini yaptım. Bir çift yaptım. Bir zukini. Bir çift. Şu ana kadar 6 tane oldu. Bu 7. 8 ve 9 aynı deliğe. 8. 9. 10 tek. 11 ve 12 aynı deliğe. Ya bu küçük olduğu için yer belirleyici kullanmadım. Yani çok fazla unutmazsınız herhalde. Unutursam diyorsanız. Yer belirleyici koyabilirsiniz tabi. Şimdi 3. sırada bitti. Bu kadardı genişletmek. Şimdi daraltacağız. Bir sık iğne. Bir azalt yapacağız. Tekrar bir sık iğne, parmağım yine değdi. Bir azalt. Tekrar iki kere daha azaltacağız ve 5. sıraya geçeceğiz. Bunu da yaptıktan sonra evet. Bir sıra ve bir azaltma. Evet, şimdi azaltmamızı yapacağız. Bunun için isterseniz biraz elyaf doldurabilirsiniz. Şu kalan yeni ben içine sokuyorum. Çok az elyafınız olması yeterli. Zaten alttaki ipi içine soktuğumuz için şu kadar bile yeterli olabilir. Şimdi 4 kere eksiltme yapacağız. Eksiltmelerde bahsetmedim ama ön tarafındaki yerlerden alıp eksiltiyorum ben. Yani V'lerin bana doğru olduğu kısımlardan birincisini ve ikincisini alıp hepsini birden geçiyorum. Tekrar göstereyim. Bana doğru olan kısım 1, diğerini de al. 2, hepsini tek tek geçiyorum. Tekrar. Bir kere daha yapayım. Siz burayı artık kafanıza göre bile kapatabilirsiniz. İsterseniz baktınız olmuyor. 5 tane varken kapatın. İsterseniz 4. O artık size kalmış. Bu dışına çıkan şeyleri de kopartabilirsiniz. Birazcık uzun bırakacağız ipi. Çünkü anahtarı buraya bağladığımız için alıyorum. Şimdi iğneye geçirip ağız kısmını kapatacağım. Ağız kısmını da yine her zincirin bana bakan taraflarını alıyorum ve çok sıkmıyorum. Hepsini ön taraflarından geçirip en son ilmeğe kadar
En sonuncu ilmekten sonra elinize şu şeyin ağzına tutup çekerseniz kapanıyor zaten. Normalde bunu kaybetmek için içine batıp sağ sola sağ sola yani çıkabilirsiniz sağdan soldan. Ama şimdi biz bunu kaybetmeyeceğiz. Çünkü bunu anahtar takacağız. Cupcake'in orta merkezinden iğnemizi batırıyoruz. Bakın tam tepeye gelecek şekilde. Sonra anahtarı koyacağız. Ve bunun aynı merkezden çıkacağız. Yine salladım, kusura bakmayın. Evet. Yine aynı merkezden çıktık. Ve mesela şu boy iyidir çıktıktan sonra ya bence. Hani bu kadar dursun. Daha da fazla sallansın istemiyorum. Çünkü tamamen çektiğimizde yani şunlar birlikte olacak. Tamamen çektiğimizde kaybolsun istiyorum anahtar. Yani size eğer biraz daha dışında kalsın istiyorsanız ipi biraz daha fazla bırakabilirsiniz. Şimdi bunu bir kısımdan rastgele bir yerden çıkartacağım. Boyu tekrar ayarlıyorum. Evet. Bu kadar yeterli ama hemen bir parmak kadar, bir parmak dediğim bir boğum kadar çekin. Sonra kestikten sonra buraya bir düğüm atın. Şimdi burası kırışık kırışık gözükecek ama düzelecek şimdi. Bir düğüm atalım. Çünkü bu düğümü buradan tıkıştıracağız ama altından çıkmayacak o düğüm. Birazcık büyük yapmamız lazım ki düğümü. Yoksa alttan çekiştirmeyle çıkar. Evet. Bu kadar yeterli düğüm için. Ucunu da birazcık keseyim. Saklaması zor oluyor. Şimdi şu kısımda düğümün olduğu tarafı çekeceğiz içe doğru ya da eğer çok çekilmiyorsa buradan bir iğne yardımıyla şiş ya da tığ yardımıyla itebilirsiniz o delikten. Şimdi buradaki delik büyük kalacak ama bu delik böyle sağından solundan şey yaptıkça küçülür zaten. Mühim olan alttan şey yapmaması. Burasını böyle gördüğüne bakmayın. Şimdi düzelteceğiz. Evet. İşte bu kadar. İki katlı olduğu için gayet sağlam. Şu şekilde. İsterseniz bunu dört katlı yapabilirsiniz. Bu size kalmış olan bir şey. İşte bu kadar. Yani çok kolay, çok pratik. Herkesin de yapabileceği bir minnoş bir cupcake anahtarlık. Beğendiyseniz beğen butonuna ve abone değilseniz eğer abone ol butonuna basıp yandaki zile basabilirsiniz. Her hafta bu şekilde videolar gelecek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.